Bir adam yularlı bir deve ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek "Bunu Allah yolunda bağışlayıp vakfettim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Bunun karşılığı olarak sana kıyamet gününde yularlanmış 700 deve verilecektir." buyurdular. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره ف
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Sevgili izleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Yeniden bir iftara doğru programıyla karşınızdayız. Kıymetli izleyiciler, bugün de yine programımıza sözlerin ve kelamların en yücesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Bugün çok değerli bir misafirimizle, kıymetli bir konuğumuzla çok önemli bir konu üzerinde sizlerle sohbet edeceğiz iftara yaklaştığımız şu saatlerde. Efendim, bugün nebevi kılavuz, sünneti konuşacağız. Hazreti Peygamber'in bizler için en büyük miraslarından biri olan Kur'an ve sünnet ikilisinin vazgeçilmez olanı, sünneti konuşacağız. Kiminle? Kayseri Bünyan ilçe müftümüz Sayın Mahmut Taş Yapan hocamla. Kıymetli hocam, muhterem efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk değerli hocam. Allah razı olsun. Kutlu ay Ramazan'ın hepimize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şu anda oruç ibadetinin iftarına doğru yaklaşan kıymetli izleyicilerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İftar sofralarının bereketli olmasını, oruçlarının kabulünü Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Amin hocam. Hocam, işte müftülük sıfatının, söz sanatının sizde ete kemiğe bürünmüş hali. Amin diyoruz güzel duanız için. Efendim, bugün Hazreti Peygamber'in sünneti şerifini, sünneti seniyyesini konuşacağız hocam. Evet. Size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan biri Kur'an, diğeri sünnettir. Evet. Her kim ki bu ikisinden ayrılmazsa inşallah yolu selamet felah bulur diye tavsiye ettiği sünnet. Hocam, evet. Sünnet deyince Hazreti Peygamber'in hangi tavırlarını diye sınırlandırmadan, evet, neyi hatırlayalım, neyi konuşalım? Değerli hocam, öncelikle sünnetin ne olduğuna girmeden, dilerseniz şu üç hususu dile getirelim. Hı hı. O zaman sünnetin ve peygamberliğin, nebevi yolun önemini belki daha iyi kavrayarak söze başlamış oluruz. Bizler İslam gibi bir dinin müntesipleriyiz. İmanla şereflenmiş insanlarız. Evet. Dolayısıyla bu imanın gereği bir hayatı yaşayabilmek, imanın gereği bir hayatı Rabbimize takdim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu imanı oluşturan üç temel esas var değerli hocam. Bu üç temel esas, birincisi tevhid inancı ve esasıdır. Evet. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığına, birliğine iman etmemiz gerekiyor. İkincisi de bu iman temelinin ikincisi de nübüvvettir değerli hocam. Yani peygamberlik. Üçüncüsü de me'at, yani bu hayattan sonra ebediyet yurduna, ahiret hayatına inanmaktır. Yeniden dirilişin ve yeniden Allah huzurunda bir hesap verişin imanıdır. Yani biz iman sahipleri için en temel esas bu nedir? Bu üçüdür. Hocam, Kur'an'ın
bize öğrettiği, Cenab-ı Peygamber'in bize öğrettiği imanın esası 6 idi diyeceksiniz. Zaten o 6 esas bu 3 ana temelin Temel. İçerisinde mündemiştir ki tevhid, nübüvvet ve me'at. Evet. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bizlere kullarına merhameti sonsuz olarak en mükerrem bir varlık olarak insanı yaratan Rabbimiz insanın kodlarına, insanın genlerine bir takım zafiyetleri de koymuş. İlahi imtihanın gereği olarak değerli hocam. İşte insan bu zaaf noktaları nüksetmesin, bu zafiyetinin peşinde kaybolmasın diye Yüce Rabbimiz peygamberler göndermiş. Evet. Nübüvvet müessesesi. Şimdi esasında insana Rabbimiz öyle bir akıl, öyle bir nimet vermiş ki Kur'an'ın ifadesiyle men ihteda fe innema yehtedi li nefsih buyuruyor. Yani kim doğru yola, hidayet yoluna erişmişse o kendi için evet o yoldadır. Ve men dalle fe innema yedillu aleyha. Kim de Allah'ın o gösterdiği hakikat yolundan sapmışsa kendi aleyhine bir iş yapmıştır. Halbuki diyor Mevlamız ve la teziru vaziratun vizre uhra. Yani hiçbir kimse başka birinin yükünü yüklenemez. Herkes bu dünya hayatında yaptığından sorumlu olacak. Ama işte dünyada ne yapması gerekir? Nasıl yapması gerekir? Biz insana bir rehber gönderdik. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Ayet-i Kerime bir bütün olarak Kur'an-ı Mübin'in İsra suresinde 15. ayet olarak yerini almış değerli hocam. Rabbimiz ilahi rahmetinin eseri olarak hiçbir kimseye peygamber göndermeden, bir uyarıcı göndermeden azap etmeyeceğini haber veriyor. Öyleyse peygamber kimdir? Evet. Hani peygamberin sünnetine geçmeden peygamber kimdir? Bir şaire sordum değerli hocam. Daha önce görev yaptığım Kırıkkale'de bir şairimiz var orada. İsminde hayatta Allah ömür versin keskinli yetimi diye. Peygamberi bize bir cümleyle tarif eder misin dediğim zaman dedi ki peygamber Allah'a ulaştıran bağdır. Evet hocam. Beyti şöyle tamamladı. Ateş dağlar gibi Halil ise sağdır dedi. Eyvallah. Yani müthiş bir cümle. Çok etkilendim. Yani peygamber kimdir? Peygamberi hafife alan veyahut da onu bir tarafa bırakıp işte dini yaşama gayretinde olan insanlara esasında bir şairane verilen bir cevap. Peygamber Allah'a ulaştıran bağdır. Ateş dağlar gibi Halil ise sağdır diyerek de Allah Resulü'nün ceddim buyurduğu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın korumasıyla ateşin ona nasıl bir gül bahçesi olduğuna işaret ediyor. Antiparantez onu söylemiş olalım. Öyleyse sünnet nedir? Sünnet-i seniyye esasında Allah Resulü'nün hali hayatında yaşadığı fiilleri, mübarek ağzından çıkan sözleri, yanında söylendiği zaman veya yapıldığı zaman tasdik ettiği takdir dediğimiz usul şeyle tasdik ettiği hadiseler. Efendim bir de bu tarifin içerisine halk ve hulk ifadesini kullanmışlar ki Allah'ın ona yaratılıştan verdiği güzel hasletler ile din-i mübin İslam'ın güzelliklerini örnek olarak yaşadığı her şey Allah Resulü'nün sünneti olarak karşımıza çıkıyor değerli hocam. Hal böyle olunca Allah Resulü'nün yaşadığı sünnet nedir?
Kur'ani bir hayattır. Evet. O bakımdan demişler ki, evet, alemlerin rahmeti Efendimiz'i peygamber kılan Allah'tır. Onun insanlara tebliğ ettiği Kur'an'dır. Onun yaşadığı sünnet ise Kur'an'ın hayata tatbikidir. Öyleyse Kur'an asıldır, sünnet usuldür demişler değerli hocam. Yani asıl olan bir usule göre, bir güzellik ile yaşanırsa sonuçta hedeflenen nedir? Hakikate usuldür. Yani, usul olmadan asla gidemeyiz. Asla gidemeyiz. Usul olmadan da vusul olmaz demiş usul olmaz. Büyüklerimiz. Evet. Eğer bir işin usulünü bilmezseniz ne yapar bir insan? Dünürlükte bile gider sırılsıklam birbirine aşık olan iki genci evlendirmek üzere kız istemeye giderler. Ama usulünü bilmezler, eli boş dönerler, o gençlerin sevgilerini zayi ederler. Evet. Ama usulüne uygun olarak yapılan her şey ne yapıyor? İnsanı hedefe ulaştırıyor. Öyleyse bizim hedefimiz de Allah'ın kelamı Kur'an'a ulaşmak, onu hayatımıza hayat edinmek, o kelamın sahibi Allah'ı Zülcelal'e ulaşmak var ise değerli hocam, mutlaka ve mutlaka sünnet-i seniyye hayatımızda kılavuzluk etmek durumundadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçek manada zaten yaşayan Kur'an'dı diye ifade edilmiş. Bunu aksini iddia edebilecek bir mümin, bir iman sahibi yoktur, olamaz da. Çünkü Allah Resulü'nün hayatını, ahlakını en yakını kimdi? Annelerimiz, eşleri, validelerimiz, Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya, annemize soruyorlar. Allah Resulü'nün hayatından, ahlakından bize bahseder misin? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Cevap ne enteresan, evet, ne güzel değil mi hocam? Değil mi? Yani onun ahlakı, bizatihi, onun hayatı Kur'an. Bizatihi Kur'an'dı buyuruyor. Öyleyse bir takım son zamanda da artış gösteren eğilimler var. Ne bileyim işte peygamberi hafife almak, hı hı, Allah Resulü'nün sünnetini geri plana itmek, hı hı, veyahut da daha ileri giderek peygamberi devre dışı bırakmak gibi gayretleri görüyoruz ki genel ifadesiyle söyleyecek olursak değerli hocam, peygamberi devre dışı bırakan bir din anlayışı kısa devre yapar demişler. Bu söz hoşuma gidiyor, bir yerde okudum. Peygamberi devre dışı bırakmaya çalışan bir anlayış kısa devre yapar. Yani o sahibini yakar. Eyvah. Ve o Kur'an'dan da uzak kalır. Eyvah. Dinden de uzak kalır. Alemlerin rahmeti Efendimiz'den ve onun şefaatinden de uzak kalır. Çünkü Yüce Rabbimiz Kur'an'ında buyuruyor ki Bismillah, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ. Evet. Yani neyi konuşuyoruz? Allah'ın alemlere rahmet olarak seçip gönderdim dediği bir zattan, bir insandan, bir peygamberden bahsediyoruz. Evet, insandı. Kur'an da onun insan olduğunu tescil ediyor. Ama nasıl bir insandı değil mi? Hocam şair ne diyor? Muhammedun beşerun la kel beşer bel huve kel yaguti beynel hacer. Bunları siz daha güzel okursunuz normal zamanlarda, biliyorum. Evet, o da bir insandı ama efendim nasıl bir insandı? Taşların içerisinde yakut, evet, zümrüt, zebercet, evet, yani o en kıymetli taşlar neyse, hani onlar da taş ama onlar nasılsa sevgili peygamberimiz de İnsanlık işte taşlar içerisinde yakut gibi insanlar içerisinde öyle bir peygamberdi buyuruyor. Öyleyse rahmet ümidimiz, rahmet elçimiz olan o yüce peygamberin hayatında yaşadığı her fiil,
ağzından çıkan her söz ve yanı başında söylendiği zaman, yanı başında yapıldığı zaman gülümsediği, hoşuna gittiği, tasdik ettiği, takdir ettiği her şey müminin hayatını kuşatıcı bir rehber olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Allah Resulü'nün müezzini sabah ezanını okurken ne diyor? Es-salatu hayrun minen-nevm. Daha önce bu konuşulmuş bir şey değildi. Talimatlandırılmış değildi. Evet. Ama Allah o müezzinin, ki Allah Resulü'nün müezzini olmanın şerefini siz takdir edin, İçine öyle bir duygu vermiş ki Mevlamız o seher vaktinde Es-salatu hayrun minen-nevm diyor. Ey insanlar, uyku, efendim namaz uykunuzdan çok daha hayırlıdır deyince Allah Resulü'nün hoşuna gidiyor ve kıyamete kadar bunun, değil mi, sabah ezanının bir sünneti olarak tescil edilmesi karşımızda duruyor. Buna takriri sünnet mi diyoruz? Evet, Allah Resulü'nün yanı başında yapıldığı zaman itiraz etmediği, sükunetle karşıladığı veya hoş gördüğüne dair emarelerin gülümsemesi vesairesi görüldüğü sünnetlere takriri sünnet. Bu bir onaydır diyoruz. Yani değil mi? Tabii, Allah Resulü'nün bir onayı olmuş oluyor. Evet. Allah Resulü de onayladığı her şeyi mutlaka ve mutlaka Kur'an'ın ifadesiyle kendi nefsinden, kendi hevasından değil, Allah-u Zülcelal'in ona nakşettiği, ona lütfettiği ilahi bir duyguyla ne yapıyor? Tasdik ediyor. Evet. Kur'an onun için sevgili hocam buyurmuş ki Bismillah, Ali İmran suresinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Devamında Allah'ın bizlere affı mağfireti var. Ey müminler! Eğer siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız, eğer derdiniz gerçekten Kur'an ise, eyvallah, derdiniz gerçekten Allah'ın rızası ise, Allah'ın peygamberine tabi olun. Hocam ne bu ayet bile başlı başına bugün Hazreti Peygamber'i bir ara kablosu gibi gösteren zihniyetin yani bu ayete muhalif olduğunu gösteriyor. Evet, Cenab-ı Hak zaten kullarını geçmişiyle geleceğiyle bildiği için değerli hocam, niye Kur'an'a bir mühür vuruyor Mevlamız? Onu biz indirdik, kıyamete kadar onu muhafaza edecek biziz. Evet. Çünkü Kur'an kıyamete kadar muhafaza edildiği müddetçe o Kur'an'ın mübelliği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i de koruyacak ve ona bir zarar gelmeyecektir. Eyvallah. Evet. Ve yağfir lekum zunubekum. Yani devamı da çok enteresan. Esasında sizin Allah katında affınız, mağfiretiniz, değer bulmanız bir şeye bağlı. O peygambere, Allah razı olsun, çok güzel tabi olmanıza, onu sevmenize bağlı. Büyükler masiva demişler. Masiva nedir? Kişinin kalbinde, gönlünde Allah ve Resulünden başka her şey, sevgiye yer vermemesi anlamına. Evet, bunu tasavvufi kaynaklarda çok görüyoruz ama sevgi olmadan da iman olmaz. Eyvallah. Sevgi olmadan efendim sadakat olmaz. O sevgi kalbe yerleşmeden o alemlerin rahmetinin kadri kıymeti bilinmez diye düşünüyorum değerli hocam. Ve yine Kur'an Hazreti Habibi Edibi'nin nasıl bir rehber olduğunu, Kur'an'ı anlatan nasıl bir rehber olduğunu ve örnek olduğunu ifade ederken Rabbimiz buyuruyor ki Bismillah, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Sahabe-i kiram zamanında bir hadise yaşanmış. Şimdi o iki güzel sahabenin ismi benim hatırımda değil ama olay şöyle. Sahabeden biri diyor ki ben bu hususu bir husustaki tartışmada Kur'an'da bulamadım diyor. Evet. Efendim. Ama
Kur'an ehli başka bir sahabeye hakemlik görevlerinde danıştıkları zaman bu ayeti kerimeyi okumuş diyor ki nasıl diyor bulamazsın diyor Kur'an'da işte diyor ve ma ataakumur rasul fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Allah Resulü size ne verdiyse, ne emrettiyse onu alın, neden sakındırdıysa ondan uzak durun. Adeta Rabbimiz ona Kur'an'ını hayatta nasıl yaşayacaklarına dair bir rehberlik görevi ve yetkisi veriyor. Hocam, evet. Özür dilerim, bu ayetle bağlantılı olarak yine, yani Hazreti Peygamber'in şari'inden midir değil midir, hüküm koyabilir mi koyamaz mı diye fuzuli tartışmalara evet, çok net bir ayet cevap veriyor. Yani Cenab-ı Hak peygamberine hali hayatındayken bu yetkiyi vermiş ve sahabe zaten bu ayeti duyunca, yani sahabenin bir özelliği var değerli hocam. Evet, hepimizde var, insanız. Bir ayeti belki ezberimizde de taşıyabiliriz ama bir ayet yerli yerince okunduğu zaman ne yapıyor? Sanki yeni inzal olmuş gibi zihinlere, dimağa işliyor. Hatta bununla ilgili bir hatıra var. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bir hizmetlisine, bir cariye hanımefendiye kızıyor. Ona bir tokat vuracak gibi oluyor. Ama o hanımefendi de akıllı, diyor ki ya Ömer, Allah Kur'an'ında muhsin olanları, müttaki olanları tarif ederken vel kâzımîne l-gayza diye ifade etti diyor. Onlar öfkelerini yenenlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki bu ayeti sanki ilk defa duymuş gibi oldum. Belki de defalarca namazda okuduğum halde ellerim döküldü. Efendim ayet tam yerinde okunduğu zaman öyle bir sirayet etti ki yani. Ama diyor hanımefendi de akıllıymış, ayetin devamını da okuyor. Vel afine anin nas, bir de insanları affeder deyince ona dedim ki bugünden itibaren hürsün, serbestsin dedim. Yani değerli hocam, Kur'an Allah Resulü'nün yaşadığı gibi yaşanırsa, Kur'an Allah Resulü'nün anlattığı gibi anlaşılırsa, Kur'an ile sünnet, et ile kemik birbirinden ayrılmadığı gibi birbirinden ayrılmayan iki husustur. Sözlerin en başında siz söylediniz, ben de tekrar etmiş olayım. Allah Resulü ne buyuruyor? Teraktu fikum emrayni. Size iki hususu, iki emaneti bırakıyorum. Evet. Len tadillu ma temessektum bihima. Hangisine yapışırsanız, hangisine sarılırsanız asla yolunuzu, yönünüzü kaybetmezsiniz. Kitaballahi ve sünnete nebiyyi. İşte birisi Allah'ın kelamı Kur'an, diğeri de benim sünnetimdir buyuruyor. İşte bize düşen görev. Bugün Kur'an ayındayız. Bugün Ramazan ayındayız. Niye biz bu saatte Allah Resulü'nün efendim sofralarda beklediği gibi bekliyoruz? Çünkü emri ilahi o vakitten önce oruçlarımızı açtırmıyor. Çünkü Allah Resulü imsakin ne olduğunu, iftarın ne olduğunu bize açık açık anlatmış. Değil mi? Kur'an'da ne diyor? Beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar efendim sahur vaktinde, seher vaktinde, o bereketli vakitte yiyin için. Sahabe-i kiram yastıklarının altına beyaz ve siyah iplik koydukları rivayet edilir. Ama Allah Resulü ne buyuruyor? O siyah ile beyaz ufukta beliren tan yerinin ağarmasıdır. Gece ile gündüzü ayıran çizginin adıdır. Oruç o zaman başlar. Peki iftar ne zaman? İşte akşam ezanı için müezzin semaya yükselen bir sadayla Allahu Ekber dediği zaman iftar olur. Bunu bize Allah Resulü öğretmeseydi, Kur'an oruç tutun, takva sahiplerinden olun diyor da bu takvaya Resulullah olmadan nasıl ulaşabilirdik değerli hocam? Evet. Hocam evet. Konu geniş.
Hakikaten evet. Fakat zaman dar. Evet. Son sözlerinizi, hulasa olacak son sözlerinizi rica ediyorum. Öyle mi değerli hocam? Evet. Keşke bizim programlarımız biraz daha geniş olsa diyoruz ama evet, top hocam. Atılacak. İftar vakti yaklaşıyor. Evet. Dolayısıyla evet bu güzel bereketli saatte insanların dualarının Allah'a yükseldiği saatte Resulullah'ın şu hususunu yine hatırlayalım. Mevla Kur'an'da bize peygamberini en güzel örnek, üsve-i hasene olarak ifade etmiş. Öyleyse biz Allah Resulü nasıl oruç tutardı, onun gayretinde olalım. Allah Resulü nasıl iftar ederdi, onu düşünelim. Allah Resulü sahurda, seherde bereket var dedi. Neyi kastetti? Sadece yeme içmeyi değil, o seher vaktinin tevbesini, zikrini ihmal etmeyelim. İftar vakti, duaların arşa yükselip kabul olduğu zamandır dedi. Peygamberimizin dualarıyla iftarlarımızı açalım. Ne diyor alemlerin rahmeti? Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Senin verdiğin nimetlerle iftar ediyoruz. Ya Rab, oruçlarımızı kabul eyle. İftarlarımızı hayırlı eyle. İftar sofralarımızı bereketli eyle. Yarın tutacağımız oruçlarımız için bize güç ver, kuvvet ihsan eyle diye dua etmiş. Biz de bu güzel dualarla izleyicilerimizi hürmetle, muhabbetle selamlayalım. İftarlarının hayırlı, iftar sofralarının bereketli olmasını niyaz edelim değerli hocam. Amin hocam. Dua ile başladık, dua ile hitamı erdirdik. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bugün Bünyam ilçe müftümüz Sayın Mahmut Taş yapan hocamla Hazreti Peygamber'i ve Sünnet-i Seniyyesini konuştuk. Peygamber şairi Hasan bin Sabit diyor ki: "Ma madahtu Muhammeden bi makaleti, velakin madahtu makaleti bi Muhammedin." Ben sözlerimle seni övemem, sözlerimle seni güzelleştiremem. Sen zaten güzelsin. Fakat seni konuşursam, seni anarsam, seni anlatırsam sözlerim güzel olur, meclisimiz güzel olur. Biz de bu kabilden Hazreti Peygamber'i konuştuk. Hanelerimiz onunla şen olsun, sofralarımız onunla güzel olsun, sözlerimiz onunla anlamlı olsun diye. Efendim programımızın sonunda Kayseri İl Müftülüğümüzün yine Türk Tasavvuf Musiki Korosu'ndan ilahilerle veda ediyoruz. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Nandu bu gönlü, nandu bu gönlü, derdü kanımla, dondu bu gönlü, derdü kanımla, dondu bu gönlü. Dünyanın mehali.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Beş vakit namazın benzeri, sizden birinizin kapısı önünden akıp giden ve her gün içinde beş sefer yıkandığı suyu bol bir ırmak gibidir." Bir şehir haline gelmiştir. Tarihte dünyanın ilk ticari fuarı olarak kabul edilen Yabanlı Pazarı'nın kurulduğu şehir olan Kayseri ve Organize Sanayi Bölgesi, stratejik konumu, yerleşim merkezlerine, liman ve havaalanına olan yakınlığıyla tüm yolların kesiştiği yerde adeta Anadolu'nun kalbindedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Başkan Tahir Nursaçan ve ekibinin üstün gayretleri, çalışma aşkı, vizyonu ve hedefleriyle adeta Türkiye'nin parlayan yıldızı olmuştur. Ülkemizin 2023 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yeni ve güçlü bir Türkiye için güçlü bir Kayseri OSB hedefiyle yola çıkan Başkan Tahir Nursaçan, göreve geldiği günden itibaren çok önemli projeyi hayata geçirerek büyük bir titizlik ve inançla çalışmalarına devam etmektedir. Kurumsal